Başlatın hocam. Evet, bu da kaydediyor mu? Evet, merhaba arkadaşlar. Hoş bulduk. Bugün insanın aslında kendisine hayatta en çok zorluk çıkaran bir konudan bahsedeceğiz. O da insanın aslında gerçek anlamda kendine ait olmayan şeyleri kendine ait gibi algılayıp bunların üzerinden oluşturduğu hikayeler. Mesela benim hayatım, benim vaktim, benim sevgim, benim duyarlılığım, benim aklım, benim sağlığım, benim bedenim, o kadar çok, evet, benim eşim, benim çocuğum üzerinden o kadar çok ağır bir benlik yükü altında kalırız ki fark etmeden bir süre sonra bu kendi inşa ettiğimiz yükün dertleriyle boğuşmak durumunda kalırız. Neden? Çünkü benim vaktim varsa ben vaktimi sana verdim. Dolayısıyla bundan ne doğacak? Alacak doğacak yani. Benim vaktim. Ben vaktimi sana verdim. Ben hayatımı verdim. Değil mi? Ben dikkatimi verdim. Aklımı verdim. O kadar çok şeyi kendimize ait görüyor ve farkında olmadan bir süre sonra da onun birçok alacağıyla yüklü hale geliyoruz ki artık o hikayenin zaten sonu gelmiyor. Neden? Çünkü kapanmayacak bir hesap açmış oluyoruz. O hesabın kapanma olasılığı yok. O hesap bir türlü kapanmıyor. O kadar güçlü bir alacak mekanizması var ki o alacak mekanizması hiçbir zaman sıfırlanmıyor. Ve insan bir kısım şeyleri kendine ait gördüğünde aynı zamanda onların yükünü de taşımaya başlıyor. Mesela benim hayatım dediğimde benim hayatım, o zaman benim hayatımı inşa etmem lazım. Onu sürdürmem lazım. Onu istediğim formata sokmam lazım. Onun için bir bilgenin bir sözü var. Der ki hayat yükü ağırdır, sen o yükü taşıyamazsın. Ne demek bu? Yani hayat yükü ağır, hayatın sahibi kim? Yaradan. Ama sen hayat yükünü üzerine aldığında ben ne yapacağım? Hayatım ne olacak? Değil mi? Bir de o da bitmiyor. Çocuğumun hayatı, falanın hayatı, falanın hayatı. Diğerlerinin hayatlarını da ekstra yükleniyoruz. Sonra bakıyoruz ki çok yorulmuşuz. Neden yorulmuşsun? Hayali bir yükü taşıyorsun. Çocuklar ne olacak? Benim hayatım ne olacak? Çünkü hayali, kurgusal bir benlik var. Bir nevi o benlik sürekli olarak bize şu noktaya ulaşman gerekir, şu noktaya varman gerekir diye sürekli bizi çekiştirip duruyor. Sürekli kafamızdaki ideal ben istikametinde zorlanıyoruz. Bir şey bizi çekiyor. Halbuki bir dur. Hani bazı böyle köpeklerini gezdiren insanlar vardır. Köpek de çok böyle güçlü, kuvvetlidir. Böyle onu gezdireni çeker. Ve hani köpek o sahibini zorlar. Hep o köpek bir yere gitmek ister. Sahibi de sürekli onu dizginlemeye, tutmaya, kontrol etmeye çalışır. Halbuki bırak. Bırak o nereye giderse gitsin. Sen özgür ol.
İçimizde böyle birçok köpek var. Hep onları gezdirmeye çalışıyoruz. Biri diyor ki, ne oldu? Nereye vardın? Hedeflediğin noktaya vardın mı? Hayır. Bundan 5 sene evvel ne diyordun? Şu noktaya geleceğim diyordun. Geldin mi? Gelemedin. Hadi bakalım. Seni çekiştirip duruyor. Bir başkası çıkıyor, başka bir alandan çekiştirip duruyor. Hani seni seven var mı? Sana değer veren var mı? Eskiden insanlar seni arardı. Şimdi arayan var mı? Kimse kıymetini bilmiyor. Acaba kıymetini bilen dünyada kaç kişi var? Kimin peşinde koşturuyorsun diye sormamız gerekiyor. Kim bizi çekiştirip duruyor? O çekiştirip duranları yok etmeyeceğiz. Sadece iplerini bırakacağız. Serbest kalsınlar, istediklerini yapsınlar. Bilmiyorum yani. Bana bu dünyada kaç kişi değer veriyor bilmiyorum. Çok mu lazım bana cevabını bulmak? Yok aslında. Kim beni önemsiyor? Kim beni hatırlar? Yani bunları isteyen kim? Bu soruları bana sorduran ve cevap almak isteyen kim? Ben bunlara cevap verme ihtiyacı veya gerekliliği duyuyor muyum? Dolayısıyla bugün bir arkadaşla yürürken, konuşurken öyle bir konu açıldı. Dedim ki, hani insan hep sorar, huzuru nasıl bulacağız? Değil mi? Hep huzuru nasıl bulacağız? Aslında huzur kendimiziz aslında. Yani huzur insanın diğer adıdır. Yani bunu bir edebi anlamda söylemiyorum. Huzur insanın diğer adıdır. Yani aslında insan nedir? Özü itibariyle insan huzurdur aynı zamanda. İnsanın bir diğer adı da huzurdur. İlla buna kutsal metinlerden bir temel edinmek istiyorsak, Allah'ın Adem ve Havva'yı nereye koyduğuna bakın. Nereye koydu? Cennete yerleşin dedi. Burada size herhangi bir acıkma, üşüme, herhangi bir sıcaklığın etkisi vesaire yok. Ne demek bu? Yani bir şey sizi olumsuz yönde etkilemez ve siz bir şeye muhtaç değilsiniz. Huzurlusunuz, huzurdasınız. Huzurun kendisisiniz aslında. E peki insanın bir diğer adı huzursa bu huzursuzluk nereden geliyor? Değil. Diğer insanlardan gelmiyor arkadaşlar. Dikkat edin. Evet. Zihnimizdeki sahte benliklerden geliyor. Bu niye böyle? Şu niye şöyle? Bu böyle olmamalıydı. Şu şöyle olmalıydı. Ben aslında yanlış bir karar verdim. Şu kararı versem aslında bugün şu durumda olmazdım. Bir sürü hikaye. İşte o huzurun üzerine örten bir huzursuzluk perdesi var. Hani bazı göller vardır, böyle üzeri bitkiyle örtülür. Hiç suyu göremezsiniz. Böyle tamamen bitkidir. Ama aslında orada gene göl vardır. Bizim de o doğal huzurumuzu örten bir sahte benliklerden oluşan bir perde var, bir örtü var aslında. O örtüye kapıldığımız zaman işte niye böyle oldu? Keşke böyle olmasaydı. Aslında insanlar niye böyle davranıyorlar ki? Bakın başladı huzursuzluk. Aslında o huzursuzluk huzuru ortadan kaldıran bir şey değil. Huzurun üzerini örten bir şey. Huzur hiçbir zaman ortadan kalkmaz. Tıpkı uzayın o sonsuz boşluğunu parçalayamadığınız gibi. Hangi patlama uzayı tırnak içinde yırtabilir? Öyle bir şey var mı? Hangi patlama uzayı parçalayabilir? Uzay parçalanmaz. Uzayın kendisi parçalanmaz. O cisim parçalanır. Tıpkı bunun gibi bizim o öz varoluşsal huzurumuz hiçbir şeyle bozulmaz aslında.
sadece onun üzeri yanlış düşünce, duygu, arzu, beklenti ve korkular tarafından örtülür. Mesela geçmişimi düşündüğüm zaman neyin olmamasını isterdin? Şunun, bakın oradan bir başlasanız zihin sizi nereye götürür? En son şuraya götürür. Keşke şimdiki aklım başımda olsaydı da şunu yapmasaydım, bunu yapmasaydım, onu yapmasaydım. Peki bunu değiştirebilecek bir durumunuz var mı? Yok. O zaman hoş geldin huzursuzluk. Geçmişin değiştirilme arzusundan gelen bir huzursuzlukla baş başa kalırsınız. Keşke bu kararı vermeseydim, keşke o evliliği yapmasaydım, keşke boşanmasaydım. Boşansaydım ama şöyle yapsaydım. Hikaye üstüne hikaye. Keşke şu okula gitmeseydim de şu okula gitseydim. Keşke kariyerimi şu falan şekilde dizayn etseydim. Şimdi çok başka olurdu. Hatta bunu derken bile böyle dudaklarımız, yüzümüz... ben şimdi yüzünüze bakıyorum. Aklınıza gelen şeyler yüzünüze yansıyor. Neden? Çünkü onlara inanıyorsunuz. İnandırıcı geliyorlar çünkü. Hakikaten diyor, doğru değil mi diyor. Öyle değil de böyle karar versen daha iyi olmaz mıydı? Yok ya, hiç yani... Bakın, bunların arasında öz varlık açısından temel bir fark yoktur arkadaşlar. Evet, şöyle yapsaydım daha hoş olurdu ama bu benim varoluşsal bir eksiklik anlamına gelen bir anlamda bunu değerlendirmemeliyim. Bu benim varoluşumda bir eksikliğe, bir mahrumiyete, bir kayba yol açan bir şey değil. Benim varlığım, kariyerimi şöyle planlasaydım artardı veya varlığım daha mükemmel olurdu. Böyle bir şey yok. Şöyle bir evliliğim değil de şöyle bir evlilik olsaydı tırnak içinde hayat bambaşka olurdu. Hayır arkadaşlar, hayat bambaşka olmazdı. Sadece deneyimin başka olurdu. Hayatın kendisi bilinçtir. Hayatın kendisi bilinçtir ve siz o doğal bilinci yaşayabildiğiniz oranda hayat gerçekten hayattır. Gelecekle ilgili birçok huzursuzluğa sebep olabilecek düşüncelerimiz var, değil mi? Ne olacak? Acaba ne olacak? Hayat istediğim gibi gidecek mi? Çocuklar ne olacak, eşim ne olacak, o ne olacak, vesaire ne olacak? İnsanlar bana verdikleri sözleri tutacaklar mı? O kadar çok hikaye var ki. Bunlar ne yapıyor? Huzursuz ediyor. Bakın, geçmişte olmuş olanı olduğu gibi kabul edin. Hatta size Allah bir imkan tanısa, dese ki, bak geçmişe dönebilirsin. Nereden başlamak istiyorsun? Atıyorum 2000'den mi? 90'dan mı? Ve istediğin şartlar. Diyeceksiniz ki sağ ol ya Rabbi. Hani bana bırakıyorsan ben hani gerek yok. Böyle yaşadım. Böyle denk geldi. Allah'a şükür de bugüne geldik. Çok şükür. Hiçbir şeyi değiştirmek istemiyorum. Geçmişe gitmek istemiyorum. Yani işte 2000 yılından başlamak istemiyorum. Hatta en güzel şartlarla da değil yani. Çünkü gerçek anlamda varoluşsal olarak bu hayatın bize ne öyle ne böyle katacağı ekstra bir şey yoktur. Bunu egomuz bize böyle kurguluyor. Bak böyle olsaydı hayat çok daha başka olurdu. Sahte bir şey. Sadece deneyimin değişirdi. Varlığında bir azalma veya artma olmazdı. Huzur deneyimlerinde değildir. Yaşadıklarında değildir. Ve aynı zamanda huzursuzluk yaşadıkların nedeniyle, deneyimlediklerin nedeniyle de değildir. Onları aşırı bir biçimde sahiplendiğin, onlar üzerinden kendini tanımladığın için böyledir. Mesela bir göl kıyısında olduğunuzu düşünün. Mesela bir gölün kenarlarına baktığınız zaman
özellikle diyelim ki karşıdaki kenarına bakın. Orada kenardaki ağaçların gölgeleri göle vurur değil mi? Peki o ağaçların gölgeleri gölü yükseltir mi? Hayır. O gölgeler gittiğinde gölün suyu azalır mı? Hayır. Yaşadığınız her şey izafi ve görecelidir. O sizin varlığınızda ne artma ne eksilme meydana getirir. Ağaçların gölgeleri gölü ne arttırır ne eksiltir. Sizin böyle zannetmeniz sizde bir artma veya eksilme oluşturur. Hayatı şöyle yaşasaydım bambaşka olurdu dediğin için şu an hayat sana eksik geliyor. Senin hayatın sana, varlığın ve hayatın sana tatminsiz geliyor. O yüzden hayat, bakın, deneyimlerdir ve biz bu deneyimlere karşı varlığımızın içerdiği değerlerle karşılık veririz. Bakın, hiçbir kutsal metinde bu hayatın size bir şey kazandıracağına, sizde bir şeyi arttıracağına dair bir veri yoktur. Sizi dünyaya gönderdim mutlu olasınız diye. Değil mi? Veya mutluluğu bulasınız diye. Veya huzur bulasınız diye. Böyle bir şey yok. Ama bizim zihnimizde hepsi var. Kutsal metinlerde böyle bir şey yoktur. Sizi huzurlu olarak gönderdim. Huzurunuzun üzerini bazı şeyler örttü. O zaman şimdi o örtenleri temizleyin. Bu kadar. İşte nefsi arındırmak dediğimiz şey budur. Niye kutsal metinlerde nefsi temizleyin diyor? Çünkü oradaki nefs sizin doğal kendilik haliniz. O doğal kendilik halinizde ne var? Huzur var. Saf mutluluk var. İtminan var. Evet, saf mutluluk, nedensiz mutluluk, aksini barındırmayan mutluluk. Peki, niye biz bu durumda değiliz şu an? Çünkü üzeri örtülmüş. İşte o yüzden kutsal metinler bize nefsinizi temizleyin diyor. Ve onun üzerini örten şeyi keşfedersek ve onu bırakırsak o doğal huzura, o saf mutluluk haline döneceğiz. Ama içeride buna inanmayan biri var değil mi? Yani nasıl olur? Çünkü o kendi gözünden her şeyi size yansıtmaya çalışıyor. Diyor ki ne huzuru ya? Huzur var da diyor, huzur ancak şöyle 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 olursa olur. Onun kendi huzur hikayesi var. Onun kendi huzur hikayesine inandığınız için huzuru bulamıyorsunuz. Çünkü onun huzur hikayesi insanlarla ilgili, toplumla ilgili, dünyayla ilgili, geçmişle ilgili. Hata yaptım, keşke o hatayı yapmasaydım. Keşke geriye dönmek mümkün olsaydı. Al sana huzursuzluk. Sonra o huzursuzluğu temizleyebilir misin? Hayır, asla. Çünkü geçmişi değiştiremezsin. Geçen böyle bir kaç çocukla bir vakit geçirdik. Mesela istediği bir şey olmuyor. Bir bakıyorsunuz böyle bir ağlıyor, bir şey yapıyor. Dedim ya biraz sakin ol dedim. Bir dakika bir bak dedim. İçinde kim bu kadar huzursuz? Ne bileyim dedi, içimde bir şey öfkeleniyor. Dedim biraz onu seyret. Biraz sakince bak ona. Ve dedim ki şunu kendine hatırlat. 8-9 yaşında. Dedim istediğim bir şey olmadığında bunu kabul ediyorum ve kendimi hayatın akışına bırakıyorum de. Öyle deyince ya dedi amca dedi insan rahatlıyor öyle deyince ya dedi. Ne dedim? Evet, rahatlıyım aslında. Neden?
Çünkü aslı öyle zaten yani. Hani istediğin bir şey olmadığında o istediği olmayan benlik bir rahatsızlık duyuyor değil mi? Bak onu görsen o bir duygu aslında. İstediğinin olmamasından kaynaklanan bir duygu durumu. Bir mahrumiyet duygusu. Bir engellenmişlik duygusu. Bir tatminsizlik duygusu değil mi? Aslında o sadece bir duygu. Ama sen o duygunun kendisi olduğunda ne oluyor? O duygunun dalgasına kapılıyorsun. Bırak o dalgalansın. Sen onu seyret. Sonra bırak geçip gitsin. İstediğim olmadı. İstedim ama olmadı. Olabilir. Bak onun senin üzerinde herhangi bir olumsuz yansıması oldu mu bu durumda? Yok, olmadı. Bak o zaman demek ki mesele olaylarda değil, olayları nasıl işliyorsun? Kim işliyor? Olaylar kimin tarafından işleniyor? Mesela bir hata yaptığında kendine niye bu kadar bir nevi zalimce yargıda bulunuyorsun? Değil mi? Kim bunu yapıyor? Çünkü bir zihinde bir benlik imajı oluşturuyorsun. Ben hata yapmamalıyım. Kim üretti bunu? Bırak. Peki ben hata yapmamalıyımı bıraktığımda hep hata mı yapacağım? Yok. Bak onu da başka bir tanesi öyle söylüyor. Yani hata yapmamalıyımı bırakırsam sanki hep hata yapacağım. Kontrolü bırakırsam her şey kontrolden çıkacak. Hani hikaye var ya işte, hani memleket her bakımdan işgal edilmiş. Her bakımdan düşmanlar tarafından işgal edilmiş, kuşatılmış gibi bir durumdayız. Ama aslında hepsi bizim ürettiğimiz düşmanlar. Kontrolü bırakırsam her şey kontrolden çıkar. Biraz uyumlu olursam veya biraz hoşgörülü olursam ezerler. Veya hayatta istediğim hiçbir şey olmadı. Hakikaten ya, mesela ya çok ilginç bir şey. Hayatta istediğim hiçbir şey olmadı. Ne kadar ilginç bir durum. Değil mi? Şimdi böyle deyince deli derler değil mi? Yani çünkü hayatta istediğin hiçbir şey olmamışsa mutsuz olman gerekiyor. Halbuki yok, hayatta istediğim hiçbir şey olmadı. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Hayatta istediğim hiçbir şey olmadı. Çok ilginç bir durum. Hayret verici bir durum. Ama mutsuz değilim. Ama sanki hayatta istediğimiz bir şey olmayınca eşittir üzülmen, mutsuz olman, mağduriyet hissetmen, kendini şanssız algılaman gerekiyor. Bunu kim söyledi sana? Bu kim tarafından sana empoze edildi? Keşke çocuklara şöyle bir şey öğretsek değil mi? Çocuklar, istediğiniz bir şey olmayınca mutlu olun. Belki biraz değişebilirler. Hatta siz örnek olun. Mesela istediğiniz bir şey olmadı değil mi? Aa, istediğim bir şey olmadı. Ne kadar ilginç bir durum. Diyebilmek değil mi? Bazen bunu düşünmek bile insana bir mutluluk verir değil mi? Çünkü aslında öbür benliğin yükünü bize hatırlatır. Nasıl bir benlik tarafından yükün altında bırakılmışız. Ama sahte bir yük. Ya bu şey gibi. Böyle uyumuşsunuz rüyanızda, sürekli taş ocağında taş taşıyorsunuz. Sonra bir kalkıyorsunuz bir sabah, taş yok, taş ocağı yok, yük yok. Sahte bir benliğin hikayesi var. İşte özgürlük bu arkadaşlar. Hazreti İsa'nın hakikat sizi özgür kılacaktır dediği şey de bununla ilgili bir şey aslında. Hakikat bizi benliklerimizden özgürleştirecektir. Benliklerimizin hikayelerinden özgürleştirecektir.
insan şunu da istiyor ya, şunu da istiyor. Kim bu hikayeleri üretiyor? O hikayeler olmasa mutlu olamaz mı? Mesela ölsem ve herkes beni unutsa, bir mahsuru var mı? Bir benlik için var değil mi? Bir benlik der ki, hatta biz bazen ben bakıyorum çok garipsiyorum. Bak diyor falanın diyor cenazesi ne kadar büyük oldu. Çok kişi gelmiş. Ama falanın cenazesine az kişi gelmişti. Yazık. Bakın ölüme ve ahirete bile egomuzun gözüyle bakıyoruz. İşte bak diyor kaç kişi diyor cenazesine katıldı. Ben de bir gün öyle bir arkadaşa dedim ki sen dedim uğurlayanlara değil karşılayanlara bak dedim. Görebiliyorsan oraya bak. Bak o gerçekçi bir şey. Kim onu karşılıyor? Veya o nasıl gitti? Bu önemli. Gerisi hikaye. Birisi siyasetçidir, şudur, budur veya işte ayıp olmasınlar diye gidilir. O dünyevi bir şey. Kim karşılıyor? Ne halde gidiyorsun? Ama bakın benlik böyle bakıyor mu? Yok benlik şey olarak kaç kişi geldi cenazeye? İşte falan geldi mi? Falan ne yaptı? Bakın benliğin perspektifi yorar insanı. Onun için nazarı dünyaya dönük olan insan yorulur. Aslında insanı yoran dünya değil. Dünyaya bakan benliktir. Ben çocukluğumda ufakken böyle sakızlardan çıkan kağıtlar olurdu. Hangi akla hizmetse öyle biriktirirdim. Bir de oynardık. İşte benim şu kadar var, bu kadar var. Şimdi bakıyorum yani ne kadar büyük bir cahillik değil mi? Ama çocukçayken anlaşılabilir. Peki bunları bu yaşta yapsam olmaz değil mi? Ayıp kaçar veya hani sakil olur yani hakikaten yakışmaz yani. Gazoz kapağı toplardık. Peki yetişkin olduğumuzda ne topluyoruz? Değil mi? Bir bakın bakalım. Bunları toplamaya ihtiyacımız var mı? Kim beni arıyor? Kim beni önemsiyor? Kim bana saygı duyuyor? Kim beni takdir ediyor? Hayatta ne ortaya koyabildim? Ne yapacaksın? Sayacaksın mı bunları? Biriktireceksin değil mi? Ego öyle aslında, evet. Sahte şeyler. Sadece nesne değişiyor. Hikaye değişmiyor. Egonun hikayesi hiçbir zaman değişmez. O zaman egom kaç tane kağıdın var diyordu. Şimdi bıraksam egomu diyecek ki kaç kitabın var? Sonra diyecek ki seni kaç kişi dinliyor? İşte artıyor mu? Gitgide artıyor mu? Azalıyor mu dinleyicilerin değil mi? Bakın sürekli bana ne yapıyor? Ne biriktirdin? Neyin sahibisin? Seninle ne kadar ilgileniliyor? Ne kadar onaylanıyorsun? Ne kadar kabul görüyorsun? Ne kadar başarılı oldun? Ne kadar kazanıyorsun? Neler senin? Senin olan ne var? Hikaye değişiyor mu aslında? Hikaye değişmiyor. Nesneler değişiyor. O yüzden hikayeyi terk etmek gerekiyor. Hikayeyi terk etmezseniz hikaye ilelebet devam eder. Sizi meşgul etmeye devam eder. Onun sonu asla gelmez. Çünkü o benliğin sonu gelmiyor. O benlik bir şey biriktirmek istiyor. Çünkü boş kalacak eğer bir şey biriktirmezsen. Bir şeyleri toplamak zorunda. Bir şeylere benim demek zorunda. Veya istediklerim olsun diye bir hikaye tutunmuş. Ne istiyorum?
yine o oynadığım çocuğa dedim ki hiçbir şey isteme dedim. Ne oluyorsa onu iste dedim. Dedi ki bunu yazalım mı dedi. Güzel bir şey dedi. Evet. Çünkü bakın hep bir şey isteyen bir benlik var içeride. Hep bir şey istiyor. İstiyor, istiyor, istiyor. Hep bir şey istiyor. Bir de bir şeyleri de istemiyor. Ve hikayesi neyi istiyorum, neyi istemiyorum. Neyi istiyorum, neyi istemiyorum. İstediklerim niye olmuyor? İstemediklerim niye oluyor? Hikaye ilelebet mezara girinceye kadar devam edecek eğer kesmezseniz o hikayeyi. Sadece istedikleriniz değişecek. 5 yaşındayken oyuncak isteyecektiniz. 50 yaşında. Başka bir şey isteyecektiniz. 30'unda başka, 50'sinde başka, 70'inde başka. Ama hep isteyeceksiniz. O içerideki sürekli isteyecek. Onun istekleri bitmeyecek. Bir de istemedikleri var onun. Bir de öyle dayatıyor. Ama diyor bunları da istemiyorum diyor. Nesin sen? Kral mısın? Nesin? Ha? Neyi dayatıyorsun? Ne bir şey istiyorum ne istemiyorum ya. Ama öyle kayıtsız, umursamaz veya ölü de değilim. Duyarlıyım, farkındayım. İyi, güzel, nitelikli bir şey olunca şükrediyorum. Kötü bir şey olunca da yapabileceğim bir şey varsa yapıyorum. Yoksa bunu da kabul ediyorum. Bak ne kadar özgürsün. Ama isteyen ve istemeyen bir cenderenin içinde. Bunu istiyorum, bunu istemiyorum. Bunu istiyorum, bunu istemiyorum. Sürekli ikisi arasında gidip geliyorsunuz. Ya istemekten de istememekten de vazgeçtim. Ama depresif değilim. Bunu dikkat edin. İstemekten de istememekten de vazgeçtim. İlahi iradenin akışına bilinçli bir şekilde, aktif ve bilinçli bir şekilde katılıyorum. İlahi iradenin akışı içinde iyi, güzel ve doğru bir şey görünce Allah'ın buna katkı sunabileceğim bir şeyi bana verdiğini hissedince oraya katkı sunuyorum. Kötü, yanlış bir şey görünce de onu azaltmak için elimde bir imkan varsa ona gayret ediyorum. Ama istemediğim bir şey olduğunda ve buna engel olma imkanı olmadığında somurtmuyorum. Yüzümü asmıyorum. O zaman bakın içeride sahte, aldatıcı bir direnç yok. Bir tuzak yok. Enerjimi sürekli sömüren bir şey yok. İşte o bahsettiğimiz içsel huzur var. Bir şeyler oluyor. Ben de olana kendi insani varlığımla katılıyorum. Hiçbir şey olmuyorsa, atılsa, hiçbir şey olmuyorsa. Bakın zaten öz varlığımızla ilgili bir şey değil bu. Bakın. Hep daha fazlasını yapabilir miydim acaba? İstemiyoruz ya. Ya da aramıyoruz da. Ona geleceğim. Altın kaldı. Ben evden dışarı çıkmıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Hiçbir şey aramıyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Tamamen atıl. Bakın, atıl olmakla olmamayı ego neyin üzerinden tanımlıyor? İstemedim. Eylemsellik üzerinden. Evet. Evet. Fiziksel İstemedim. Eylemsellik İstemedim. Üzerinden. Arama dediniz ya, şifayı da arama. Şimdi aramıyorum. Bak, şifayı aramayın demedim. Ben öyle anladım. Ha, anladım. Yani ne dedim? İyi, güzel ve faydalı bir şey olunca, Yaradan'ın da buna olmuyor bana verdiği bir imkan olunca onu kullanırım. Mesela atıyorum. Hani peygamberin bir sözü var ya, kıyamet koptuğunu gördüğünde elinde bir fidan varsa ek diyor. Neden? O fidan toprağa ekilmeye uygun. Onu ekiyorum. Ama diyelim bir süreç oluyor. Olumsuz bir süreç. Onu değiştirme imkanım yok. Kabul ediyorum.
Diyelim ki hasta, fiziksel olarak bedenime bir hastalık geldi. Şifa imkanı varsa uyguluyorum. Yoksa mal onun, benim değil ki. Değil mi? Bu beden kimin? Benim değil ki. Ben niye sahipleniyorum? Niye şifacılar varmış? Eskiden şifacılar varmış. Niye? Hayır. Bakın, şifa imkanı veriliyorsa, varsa o da ilahi bir akıştır. Hani nasıl bazı kediler mideleri ağrıyınca ot yerler mesela. Belki görmüşsünüzdür. Gider o ot, birkaç tane ot yer. O midesine iyi gelir. Peki ot yoksa ne yapar kedi? Bir şey yapmaz. Sakince devam eder hayatına. Bakın, bir şeyi dert edinen kim? Biraz oraya bakın. Ben bu bedenin sahibi değilim ki bu bedenin derdini duyayım. Ha, bu beden bana imkan olarak verilmiş, emanet edilmiş. De benim değil ama. Ama madem benim emanetime verilmiş, mesela şöyle düşünün, bir koyun size emanet edilmiş. Yem de verilmiş, bunu yesin. E yem bitti. Ne yapacaksınız? Diyelim ki hiç başka bir vereceğiniz bir şey yok. Kimin koyun? Sahibinin, benim değil ki. Beden de sahibinin. Ben niye bu bedeni sahiplenip bunun derdini duyuyorum ki? Ha, şimdi oraya gelelim. Bazen benlik daha fazla bir şey yapabilir miyim? Burada objektif olarak bunu görmemiz için nötr kalabilmemiz gerekir. Yani atıyorum, bazen bir çocuğumuz olur. İşte bunun doktor olması lazım. Yok mühendis olmasa doktor olacak falan. Ama bak, sen içeride bir şey çocuğunun doktor olmasını istiyor. Sen çocuğun kabiliyet, yetenek ve potansiyeline bakmıyorsun oradan. Hangi gözle çocuğa bakıyorsun? Doktor olmasını istiyorum gözüyle bakıyorsun. Bu sefer çocuk çalışmıyor diyelim, o kadar şey yok. Acaba yapabileceğim başka bir şey var mı? Yani deve kuşuna bu kesin kartal olmalı diye bakıyorsun. Deve kuşunu uçurtmaya çalışıyorsun. O zaman yapabileceğim bir şey var mı'yı objektif bir yerden soramazsın. Ama şöyle bir içeriye bak. Önce içerisi sakin olsun. İçerisinin bir arzusu olmasın. Bir korkusu olmasın. Bir beklentisi olmasın. Sıfır noktasından bak. O zaman diyelim ki o çocukla ilgili veya bir süreçle ilgili daha objektif bir gözlemin olacak. Ne yapılabilir? Yapabilir miyiz? Yapamaz mıyız? Mesela düşünün, bir hasta yakınıyla bir doktorun bakış açısı arasında ne fark vardır? Hasta yakını, yakınının yaşamasını ister, değil mi? Doktor ne yapabiliriz diye bakar. Doktorun bakışı şeydir, bunun neyi var ve biz şu anki imkanlar içinde ne yapabiliriz, değil mi? Öyle bakar. Ama hasta yakını, yaşamalı hocam, nasıl öldü diyor. Ya öldü, yani nasıl ölür ya diyor. Ya sen nereden bakıyorsun, hiç farkında değil misin? Hakkıyla tevekkül edemediğimiz için acaba? Hakkıyla tevekkül etmeyen içimizde bir sahtekar benlik olduğu için. Onu göremediğimiz için, ona kendimizi kaptırdığımız için. Yanlış bir hikaye uyduran bir benlik var içeride. Geçen öyle bir arkadaşa rastladım. Annesi vefat etmiş, Allah rahmet eylesin. Diyor, annem yaşamalıydı diyor. Nereden biliyorsun dedim, nereden çıkardın? Ama işte benlik öyle istiyor. Çünkü diyor, annemi çok seviyordum diyor. O benim için bambaşkaydı diyor. Ya, mesela. Kişi tanrılaşmaya mı çalışıyor? Yani yok, o bilinçli bir tanrılaşma değil de. İşte şu, yani benlik. Evet, benlik
arzularının istikametinde yaşamak ve var olmak istiyor. Halbuki benlik böyle bir mahiyette yaratılmamış. Yani tırnak içinde şu anlamda, yani bir anlamda kadiri mutlak olmak istiyor, alimi külli şey olmak istiyor, her şeyi bilmek istiyor, her şeye gücü yetsin istiyor. Her istediği olsun istiyor. Tabii bunlar aslında bir nevi Yaradan'ın özellikleri. Ha, Allah'ın bizim o benliğimize, fıtri benliğimize tecellileri var. Değil mi? Mutlak sevgi sende de sevgi olarak zuhur eder. Allah'ın irade etmesi sende de izafi olarak bir şeyi istemek veya istememek şeklinde tezahür eder, değil mi? Ama sen o benliği farkına varmadan mutlaklaştırdığında, istediğim olmalı, istemediğim olmamalı dediğinde, farkına varmadan haddi aşmış oluyorsun. Haddi aştığın için de onun zorunlu sonuçlarını yaşıyorsun. Halbuki yani ne kadar güzel bir şey. Allah bana isteyebilme imkanı vermiş. İstemenin ne olduğunu bana idrak etmek adına isteme kabiliyeti vermiş. Ama bu ben ne istersem olur anlamında bir şey olarak bunu vermemiş bana. Sadece bak iste, isteğin istikametinde sana verdiği imkanları da kullan. O isteğinin gerçekleşmesi adına sana verdiğim imkanı da kullan. Bakın bu kadar vermiş. Sonrası haddi aşmak. İstediğim niye olmuyor? Hayrola, hani yaradan mısın yani? Allah'ın her istediği olur. Senin istediğin bazen olur, bazen olmaz. Olduğu zaman şükredersin, olmadığı zaman kabul edersin ama gönülden kabul edersin. Bakın böyle istemeye istemeye değil. Neden? Çünkü mutlak irade sahibi odur. Ben göreceli irade sahibiyim. Mutlak kudret sahibi odur. Ben göreceli güç sahibiyim. Allah da bana güç hissi verir. Bir şeyi yapabilme kudreti verir. Ama bu mutlak değildir. Buna niye gücüm yetmiyor? Hop dur, bak dur bir dakika. İçeride bir sahtekar sana gücün mutlak olmalı diyor. Ne demek buna nasıl gücüm yetmez? Dikkat ediyor musun? Ne hikaye üretiyorsun? Buna nasıl gücüm yetmez ne demek? Sen mutlak güç sahibi misin? Değilsin. Bak bakalım. Yaradan sana ne kadar güç vermiş bu kadar. Onu en güzel şekilde Kadir-i Mutlak'ın rızası istikametinde kullan. Bitti mi güç? Bitti bitti. Nasıl gücüm biter? Öyle bir şey yok. Buna nasıl gücüm yetmez? Sen gücün kaynağı değilsin ki. Doğru bir şekilde meseleyi anlarsan o zaman her şey rayındadır. Ama alışmışız değil mi? Mesela her sabah kalkıyoruz, elimizi kaldırabiliyoruz, kolumuzu kaldırabiliyoruz, göz kapaklarımızı açıp kapatabiliyoruz. Bunlar ne sayesinde oluyor? Bunlar aslında ilahi kudret ve sistem sayesinde oluyor. Ama o kadar sahipleniyoruz ki. Mesela bir sabah kalktınız, bir tarafınız diyelim ki felç olmuş. Kalktınız, sağ el kalkmıyor. Ne hissedersiniz? Değil mi? Ego ne yapar? Önce bir şaşkınlık, kabullenememe, bir sürü hikaye üretir değil mi orada? Halbuki kim bu hikayeyi üretiyor? Kim böyle bir hikayenin taşıyıcısı? Bir dur, bir sakin ol. Onun için hiçbir şeye benim dememek, ama bu
hani sadece dilsel bir şey değil. Gerçekten hiçbir şey benim değil. Hiçbir şey benim değil. Hiçbir şey. Kutsal metin demiyor mu? Mülk Allah'ındır. Hatta Allah der ki işte kıyamette denilecek ki bugün mülk kimin? Niye öyle bir hitap var? Çünkü en çok orada tuzak, en çok orada sahte benlik var. Bakın hepimiz benliklerimize bir soralım. O benliklerin mülkleri var mı yok mu? Bu benim dediği şeyler yok mu? Benim bedenim, benim gözüm, benim vaktim, benim aklım, benim ilmim. Allah ne diyor? Bugün mülk kimin? Ha, bugün mülk kimin sorusunu duymak için İsrafil'in kıyamet borusu çalmasına gerek yok. Bunu şu an bugün mülk kimin? Aziz ve kadir olan Rabbimindir. Bütün mülk ona aittir. Ben de ona aitim. Onun mülkünde çalışıyorum. O zaman bütün yükünden kurtuldum. Mülk kimin? Onun. Sen kiminsin? Sen de. Hani mülk Allah'ın, sen de mülksüz kaldın. Bu değil yani. Sanki böyle Allah bütün mülkü götürdü. Seni böyle bir sap gibi kaldın böyle. Hiçbir şeyin yok. Öyle değil. Sen de onun mülküsün. Bak sen de sahipsiz değilsin. Sen de ne idüğü belirsiz bir varlık değilsin. Sen de yok işte annenin babanın umursamadığı veya işte göz ardı ettiği, yeterince takdir etmediği bir varlık değilsin. Sen de onun mülküsün. Sen anne babanın mülkü değilsin. Sen de onun mülküsün. Ya şimdi benim annem de beni sahipleniyor ama ben kendimi bile sahiplenmediğim için onu düşünüyorum, o kimi sahipleniyor acaba diyor. Tabii etrafımızdaki insanlar bize yanıltıcı bir yaklaşımla gelebilirler. Yanıltıcı veya yanılan bir algı içinde olabilirler. Anlatabildim mi? Bu onların süreci. Önemli olan ben kendimi nasıl algılıyorum. Bugün mülk kimin? Aziz ve celil olan Allah'ındır. Ben de ona aidim. Bakın anneme değil, babama değil, çocuklarıma değil, ceddime değil, milletime, milliyetime değil. Ben de Allah'ın mülküyüm. Yani ona aidim. O benim sahibim. Ve onun mülkünde çalışıyorum. Bakın onun mülkünde kendi adıma çalışmıyorum. Onun adına çalışıyorum. Bu bedeni onun adına kullanıyorum. Bana vermiş, bunu iyi kullan demiş. Kullanmaya çalış. Atıyorum genetik bir bozukluğu var. Ne yapayım abi? Mal onun yani. Niye bende böyle bir şey var? Yahu sen nerede? Sen kimsin? Bende niye diyorsun? Bana verilen bedende böyle bir durum var. Hı? Bende niye böyle bir durum var değil. Bana verilen emanette böyle bir durum var. Varsa var. Yani mal onun, mülk onun. Ona ait. Ben onun razı olduğu ve imkan verdiği ölçüde o emanete bakıyorum. Hayat kimin? Hayat onun. Benim hayatım diye bir şey yok ki. Benim hayatım dediğin anda zokayı yuttun. Benim hayatım ne olacak demeye başlarsın. İlk gün benim hayatım dersin. İkinci gün benim hayatım ne olacak demeye başlarsın. Değil mi? Bakın o yüzden Allah uyarıyor. Merhametinden uyarıyor. Haşa çekememezliğinden değil. Ya bugün mülk kimindir diye sorgulayın demesinin altında yatan şey haşa çekememezliği değil. Dikkat et diyor. Mülk benimdir dediğin anda zokayı yutuyorsun.
başına büyük bir bela alıyorsun. Bu hayat benim dediğin anda başına hayat kadar büyük bir yük alıyorsun. Bu beden benim dediğin zaman beden kadar büyük bir yük alıyorsun. Bu çocuk benim dediğin an koskoca bir yükü yükleniyorsun. Allah o yüzden merhameten diyor ki dikkat et diyor. Mülk kimin? Hatırla, unutma. Mülk benim. Sen de benimsin. Benim mülkümde çalışıyorsun. Germene gerek yok. Hayatı germe. Kaygı üretme. Korku üretme. Ve unutma Allah'ın mülküsün. Sen öyle şu ailenin, şu ananın, şu babanın, şu sülalenin çocuğu değilsin. İnsanlar aidiyet hissedemiyorum diyor. Ya Allah sana bana aitsin diyor. Hiç bunu tefekkür etmek ve bunun saadetine girmek istemiyor musun? Neye ait olayım? Bir toprağa mı? Bir vatana mı? Bir etnik gruba mı? Bir aileye mi? Benim ailem Allah'tır. Benim köküm odur. Aidiyetim odur. Ona aidim. Herkes de bilse ve bilmese ona ait. Aidiyet, kök. Kökün Allah. Ona döneceksin. Niye ona dönüyorsun? Çünkü ondan geliyorsun. Daha güzel bir aidiyet olur mu? Daha tatmin edici bir aidiyet olur mu? Vardan geliyorsun, vara dönüyorsun. Peki Allah sana, bana bir şey getir mi diyor? Yok. Gönderdiğim gibi gel diyor. Bak tertemiz git, gel. Tertemiz. Sadece yaptığın o seyahatte sana verdiğim değerlere uygun davranmaya çalış. Yanlış davranırsan da unutma ki affediciyim, merhametliyim. Sahibim benim. Bakın, fıtri çocuk en büyük hatayı da yapsa annesinin şefkatli kucağına koşar, değil mi? Velev ki annesi tokat atsın. Öyle değil mi? Neden? Hiç düşündünüz mü bunu? Fıtri olduğunda böyledir. Yani annesi kızsa da annesinin kucağına koşar. Neden? Çünkü bilir ki annesinin şefkati tokadından çoktur. Ki onun tokadı bile şefkat tokadıdır bir anlamda. Yani onu terbiye etmek için ona kızabilir. Sevmiyor değil. Hatta bazı çocuklar yanılırlar. İşte annem bana kızdı, annem beni sevmiyor. Hayır. Annen sevmediği için kızmamış. Annen sana senin için kızıyor olabilir. Seni sevmediğinden değil. Bir insanın doğasında bile bu değer varken yaratıcıyı düşünün. Bazı insanlar diyor işte ya ölmekten korkmuyorum da işte orada ne göreceğiz? Ne göreceksin? Allah'ın rahmetini göreceksin ya. Cehennemi bile rahmetinin kuşattığı bir şeydir. Sen kimin merhametine geri çevriliyorsun? Kim tarafından çağrılıyorsun? Değil mi? Kimin tarafından geri çağrılıyorsun? O yüzden benliklerimizin bize yük ettiği ağırlığı görelim. Onların hepsi sahte ağırlıklardır. Hiçbirinin gerçekliği yoktur. Ama inandığımız için bize yük oluyorlar. Geçmişinizi olduğu gibi kabul edin. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu dünyada 1 milyon yıl tırnak içinde söylüyorum. İstediğiniz gibi yaşasanız bitecek ve izi kalmayacak.
bu dünyada en zor şartları yaşasanız da bir gün bitecek. O yüzden o kadar yük etmeye gerek yok. O yüzden bu dünyanın mutsuz ettiği insan farkına varmadan dünyayı gözünde büyüten insandır. Dünya o kadar bir değere sahip değil ki. Gelip geçen bir şey. O zaman kıymeti neyse o kadar kıymet veriyorum. Onu olduğu gibi görüyorum. Bu dünyanın dilencisi olmuyorum. Bu dünyanın hizmetkarı da olmuyorum. Bu dünyanın izzetli, aziz bir misafiri oluyorum. Bakın, aziz bir misafir. Size bir misafir gelse, koltuğa göz dikse, koltuk örtülerine göz dikse, dolaptaki bardaklara, fincanlara göz dikse, dersiniz nasıl bir misafir bu, değil mi? Şimdi biz bu dünyada misafiriz. Gözümüzü, şu benim olsa, bu benim olsa, ya bırak kardeşim, neye gözünü dikiyorsun ya? Bir de neye gözünü dikiyorsun yani? Bir misafir, misafir olduğu kişinin gönlüne taliptir, değil mi? Onun muhabbetine, onun yakınlığına taliptir. Yoksa onun fincanına, koltuğuna, örtüsüne talip olmaz, değil mi? Sen bu dünyada neye talipsin? Bu dünyada kimin misafirisin ve neye talipsin? Neyi talep ediyorsun? Neye göz dikiyorsun? Aziz bir misafir olarak gönderilmişsin. Aziz bir misafir olarak girdiğin bu dünyadan yine aziz bir misafir olarak çık. Gözün arkada kalmasın. Şu koltukta biraz daha oturaydım. Bir bardak daha çay içsem çok iyi olurdu demeyesin. Saati vakti geldiği zaman teşekkür ederim, müteşekkirim deyip arkana bakmadan gideceksin. Teşekkürler.